Merhaba arkadaşlar, Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel beremi çalışacağız arkadaşlar. Kedicik bere bu. Benim ipim kendinden fiyonklu olduğu için ben aksesuar kullanmadım. Normalde buralara göz takılması gerekiyor hanımlar. Dudak takılması gerekiyor. Benim ipim fiyonklu olduğu için ben kullanmadım. Siz sade iple örecek olursanız gözleri, dudağı yapmayı unutmayın. Küçük çocuklar için kullanılıyor normalde bu bere. Yetişkinler için pek kullanılmıyor. Bebekler için daha az inmekle başlayabilirsiniz. Alt kısmını, uzunluğunu da kısa örersiniz. Bebekler için de çok güzel bir bere olur arkadaşlar. Dilerseniz beremizi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Berem için Alize Baby Flower ipini kullanacağım. 240 metre uzunluğunda. Kalına yakın bir ipim var arkadaşlar. Lastik kısmını 4 numarayla öreceğim hanımlar. Lastikten yukarısını da 4,5 ile öreceğim. İlk olarak şu şekilde bir halkamızı yapalım. Toplamda şişimize 85 tane ilmeğimizi alalım arkadaşlar. Bu şekilde klasik başlama tekniğiyle arkadaşlar. Bu şekilde 85 tane ilmeğimizi atıp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar, toplamda 85 ilmeğimizi şişimize aldık. Alt kısmımız bir ters bir düz olarak örülecek arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak bu şekilde. Bir düz bir ters. Ön yüzde de arka yüzde de bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Lastiğimizi dilediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örüp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, istediğim uzunluğa kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar 4,5 numaralı şişimize geçiş yapıyoruz. Aynı zamanda bu sırada artışlarımız olacak. Onları da şu şekilde göstereyim. Bu lastiği tamamladıktan sonra düz işleyeceğiz. Bu şekilde. Yani bir ters bir düz olmayacak. Bu şekilde burada 5 ilmek işledim arkadaşlar. Altıncısında bir artış yaptım. Bir ördüm, iki ördüm. Pardon, düz gitmemiz lazım. Bir ördüm, iki ördüm, üç ördüm. Dördüncü de tekrar artış. Yani 3 örüp dördüncü de bir artış. Bu şekilde arkadaşlar. 3 örüp birinde, yani dördüncü ilmeğimizde artış yapıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü de artış. 3, dördüncü ilmeğimizde artış yapalım. Bu şekilde sıra başına kadar gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da son artışımızı yaptık. Başta 5 ilmeğimizi ördükten sonra artış yapmıştık. Burada da aynı şekilde 5 ya da 6 ilmek bırakıyoruz arkadaşlar. Artış yapmıyoruz. Şimdi beraberce sayalım. Bu sırada 4,5 numaralı şişimizi de almış olduk arkadaşlar.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 103 tane ilmeğimiz olmuş toplamda. Yani 18 ilmek artırmışız arkadaşlar. Bu ilmeklerimizi ters, yani arka yüzde ters örüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olacak şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örelim arkadaşlar. Evet. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz bunlar örgümüzü istediğimiz uzunluğa kadar. Evet arkadaşlar, istediğim uzunluğa kadar ördüm. Şöyle size ufak bir ölçü vereyim arkadaşlar. Toplam ölçüsü 23 santim. Kesim kısmındayız arkadaşlar. İlmeğimizde toplamda 103 tane ilmeğimiz var. Şöyle 50 51 tanesi, yani yarısını şişimizden çıkarıyoruz arkadaşlar. Önce ipimizi bir keselim. Şöyle. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. Bu tarafta 52 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Yani burada 52 ilmeğimizi şişimizde tutuyoruz arkadaşlar. Burada 51 ilmeği çıkarıyoruz. Evet. Şöyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Bıraktığımız ilmeklerimiz 51 tane arkadaşlar. Bu kısımda 26 kalıyor. Yani arka kısımda, ön kısımda 25 tane. Şöyle biraz geriye alalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. ilmeğimiz bu arkadaşlar. 25'i alıyoruz arkadaşlar. 26.yı alıyoruz. Şu şekilde. Bundan sonrası zikzak oluyor arkadaşlar. Şöyle 2 ilmeğimizi taktık. 25 ve 26. Bir ön kısımdan alıyoruz arkadaşlar. Bir arka kısımdan. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi şişimize alalım.
bir önden bir arka kısımdan ilmeklerimizi alarak bütün ilmeklerimizi şişimize aktaralım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet hanımlar, sona kadar getirdik ilmeklerimizi. Şuradaki de bu şekilde alalım. Bu şekilde bir kısmını tamamlamış olduk. Şimdi aynı şekilde burayı da yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıkıştıralım. Evet. Şimdi ise arkadaşlar bir ilmek buradan alıyoruz. Bir ilmek uç kısımdan. Bu şekilde birleşecek. Şöyle biraz serbestleştireyim ilmeklerini. Bir buradan, bir buradan olacak arkadaşlar. Şöyle tutalım. Aynı şekilde bir ön kısımdan, bir arka kısımdan ilmeklerimizi topluyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi şişimize alalım hanımlar. Evet arkadaşlar, başa kadar ilmeklerimizi taktık. Çifter çifter sağdan soldan alarak bu şekilde tamamladık. Tam orta kısmına geldi. Başlangıç noktaları. Şimdi arkadaşlar burada ilmeklerimizi kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. İlk önce ipimizi iç kısmından sabitleyelim diyeceğim ama girmeyebilir. Şekilde ipimizi koparmıştık arkadaşlar. Buradan iki ilmek toplayarak, yani çifter çifter alıyoruz arkadaşlar. Yani birer birer kesmiyoruz. Şöyle bir girerse. Çok sıkı oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde çifter ilmek alarak şöyle kesim yerinde tığ kullanın arkadaşlar. İki ilmeğimizi sağlı solda aldığımız için bayağı bir ilmekler sıkışmış durumda. İki ilmeğinizi birden kesin arkadaşlar. Zaten çifter çifter duruyor ilmeklerimiz. Bu şekilde örerek kapatıyoruz hanımlar ilmeklerimizi. İki ilmeğimizi bir alıyoruz. Bir çıkarıyoruz arkadaşlar. Şuradaki iki ilmeği bir alıyoruz. Bu ilmeğimizi şişimizin üzerine geçirip alırken bol alın arkadaşlar. Fazla kastırmayın. İlk başta biraz zorlandık. Sonrası kolay geliyor. Yani normalde birer birer kapatılıyor ilmekler. Burada ikişer ikişer şöyle göstereyim.
Bu şekilde duracak arkadaşlar. İri iri kesimimiz. Bu şekilde başa kadar keselim arkadaşlar. 2 ilmeğimizi bir ala ala. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatıp gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde kesimimizi tamamladık. Çifter çifter alarak bu şekilde. Burada bitiminde bir iki zincirimizi çekelim hanımlar. Şöyle iç kısmından tığımızın yardımıyla içi doğru alalım hanımlar. Bu şekilde. Bu şekilde iplerimizi gizleyelim arkadaşlar. Bütün iplerimizi gizledikten sonra dikebiliriz hanımlar. Şöyle biraz yürüttükten sonra keselim iplerimizi. Evet. Beremizi şöyle ters kısmından bükelim arkadaşlar. Şöyle ilk başlangıç yerine bir iki defa dikişinizi atın ki sağlam olsun hanımlar. Makine dikişi atarak başa kadar dikelim arkadaşlar. Şu şekilde. Başa kadar bu şekilde bitiştirip gelelim. Evet hanımlar, bu şekilde dikişimizi de tamamladık. Şöyle. Nasıl da arka kısmı. Dikişimizi tamamladıktan sonra arkadaşlar bir iğnemizi, ipimizi alıyoruz. Şurada 12 tane ilmeğimizi sayalım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. ilmeğimizin şurada tepesinde şöyle göstereyim. Şu kestiğimiz ilmeğin altında
İğnemizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada bir ipimizi sabitleyelim. İpimizi sabitledikten sonra şu şekilde ipinizi alın arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde ayarladıktan sonra buradan içe doğru bir tane batıyoruz. Bu şekilde. Tekrar ilk aldığımız yere iğnemizi katıyoruz. Tekrar şu şekilde ipimizi gerdiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İpimizi gerdirirken dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle düzenleyelim. Bu işlemi 3-4 defa tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu birinciyi buraya attık. İkinciyi de şu şekilde. Yani orada sabitlenmiş oldu. Tekrardan içe doğru batmamıza gerek yok. İkincisinde önce şu kulağınızı bir güzelce düzeltin hanımlar. Şu şekilde gerdirin. İlk battığımız ilmeğin dibini tekrardan batıyoruz. Yani batış noktası orası. Bu işlemi ipimiz belirginleşinceye kadar yapalım. İpimiz belirginleşti arkadaşlar. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Şöyle sonuncuyu da atalım. Sıkmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sonradan bir gevşeme olmasın. Arka kısmını alalım. Burada ipimizi sabitledikten sonra kesebiliriz. Bu şekilde birinci kulağımızı bitirdik arkadaşlar. Diğer kulağı da aynı şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer kulağımızı da tamamladık. Bu şekilde beremizi bitirdik arkadaşlar. Videomun sonuna geldik hanımlar. Anlatımlarımı beğendiyseniz Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Esen kalın arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.